Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Artık 2020 için YKS çalışması başladı. YKS'de biliyorsunuz TYT ve AYT şeklinde iki kısım var. TYT dediğimiz kısım ağırlık olarak 9 ve 10. sınıf konuları. Yani sizler bu konuları zaten önceden gördünüz. Şimdi süreç içerisinde bizim videolarımızdan izleyerek, haftalık programımızı takip ederek yine hızlı bir ilerleme kaydedeceksiniz. Ancak bizler size genel TYT'yi şöyle bir ön özet sunmak istiyoruz ki hani derse hazırlıklı gitmek her zaman için daha iyidir ya. Derse gittiğinizde ha ben bunları hatırlıyorum derseniz işte videoları izlediğinizde de bunları hatırlayın ve bilgiler zihninize çok daha kolay işlesin. Şimdi bu dersimizde ne yapacağım? Ta temel kavramlardan alacağım ve fonksiyonların sonuna kadar getireceğim sizi. Biliyorsunuz TYT'de olasılık, işte permütasyon kombinasyon grubu ya da ne bileyim polinomlar ikinci derece denklemler vesaire gibi konular da vardır. Var olduğu söylenir. Ancak bunlar ağırlıklı olarak AYT'de karşımıza çıkar. Zaten biraz detaylı bilgi gerektiren ileri seviye konu vardır. O yüzden şu anda sizin ihtiyacınız olan fonksiyonların sonuna kadar olan kısımdır. Bu arada AYT'de 11. sınıfın sonuna kadar en azından gördüğünüz kısımlar için ilgili bir video da yine yazın sonunda sizler için hazırlayacağız. Tekrardan geri dönüyorum ve temel kavramlar. Sevgili arkadaşlar, matematik bir dildir ve bu dilin harfleri vardır. Bu harfleri rakam olarak isimlendiriyoruz. 0'dan 9'a kadar olan değerlere rakam adı verilir. Eğer bu rakamları farklı şekillerde ya da bazı özel sembollerle bir araya getirirseniz sayıları oluşturursunuz. Unutmayın, bu kavramlar bazen sorulabiliyor. Sayılardan en ilkel olanı sayma sayılarıdır. N artı Y harfi ile gösterilir, birden başlar sonsuza kadar devam eder. Zaten sayma sayısı dediğimizde bir çocuk kaçtan başlar? Birden başlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Hemen peşinden doğal sayılar geliyor. Dikkat edin, doğal sayıların sayma sayısından tek farkı ne? Sıfır. Bu arada hemen hatırlatalım. Bu dersin PDF'ini hemen aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Sizler de benimle beraber oradan devam edebilirsiniz. Sıfır doğal sayıdır sevgili arkadaşlar. Sayma sayıların içerisinde yoktur. Peki doğal sayılarının yanına bir de bunların negatiflerini eklerseniz neyi elde ediyorsunuz? Tam sayıları. Her sayı grubu farklı bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Genellikle sizin tuzağa düşürüldüğünüz nokta var. Ders esnasında bunları da söyleyeceğim size. Sıfırın hangi gruplara dahil olduğu. Sıfır bir doğal sayıdır. Aynı zamanda bir tam sayıdır. Tam sayı işin içerisine girdiğinde pozitiflik, negatiflik devreye giriyor. Tam sayılar pozitif veya negatif olabilirler. Ancak nötr de olabiliyor. Yani sıfır da olabilir. Dolayısıyla tam sayılar kümesi eşittir. Z eksi bileşimi Z artı ifadesi tek başına doğru değildir. Yani tam sayıları sadece negatifler ve pozitifleri birleştirerek oluşturamazsınız. Bir de neyi eklemeniz gerekiyor? Sıfırı. Bu bir. İkincisi, tam sayılar peki teklik çiftlik bazında incelenirse Z tek birleşimi Z çift doğru mudur? Evet. Tam sayılarda teklik çiftliğe bakıldığında bu ikisinin birleşimi tam sayıları verir. Çünkü sıfır çift bir tam sayıdır. Hocam burada birleşim işareti var. Evet. Sizler zaten bu konuları gördüğünüzde temel konuları biliyorsunuz kabul edilir sevgili arkadaşlar. Öğretmenleriniz de sizlere bunları anlatacaklar ve yine videolarımızda göreceksiniz. Peki tam sayıları geçtik. Hemen peşinden rasyonel sayılar geliyor. Rasyonel sayılar nedir? A bölü B şeklinde gösterilir. A ve B tam sayı olmak zorundadır. Ancak B 0 olamaz. Çünkü atıyorum 7 bölü 0 gibi bir sayı yoktur. Öyle değil mi? Peki tam sayıların hemen peşinden, özür diliyorum, rasyonel sayıların hemen peşinden irrasyonel sayılar geliyor. Rasyonel olmayan. Ne demek rasyonel olmayan? Bazı sayılar A bölü B şeklinde yazılamıyor arkadaşlar. A bölü B şeklinde yazılamayan sayı var. Genellikle kök dışına çıkamayan sayı vardır. Ama hocam kök 2'nin yaklaşık değeri 1.4 değil mi? O da 14 bölü 10 olmaz mı? Doğru. Ancak bu yaklaşık değeri. Siz kök 2'yi tam olarak kök dışına çıkarmaya çalıştığınızda 1.4 diye başlıyor ve sonsuza kadar gidiyor. Ve belli bir metodu yok. Yani devirli olarak da ilerlemiyor. Dolayısıyla bunlar hiçbir zaman şu bölü şu şeklinde yazılamaz. İrrasyoneldir. Ve yine pi ve e'de çok sık rastladığımız irrasyonel sayı vardır. Her ikisinin de sonsuza kadar gittiğini biliyorsunuz. Ve şu zamana kadar saydığımız tüm sayı kümelerini kapsayan şu andaki en geniş sayı kümemiz nedir? Gerçel sayı var, gerçek sayı var, reel sayı var. Üçü de aynı manaya gelir. R harfiyle gösterilir. Dolayısıyla gerçel sayı var en geniş sayım kümesi. Bunun bir alt kümesi rasyonel sayı var. Bunun bir alt kümesi tam sayı var. Evet, her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Çünkü 7 bölü 1 bu bir tam sayı. Ama A bölü B şeklinde gösterildiği için aynı zamanda ne? Rasyonel sayı.
Rasyonel sayı. Rasyonel sayıların alt kümesi tam sayı, alt kümenin tam sayıların alt kümesi ise doğal sayı vardır. Peki irrasyonel sayı var nedir? İrrasyonel sayı var, rasyonelin dışında ancak reel sayı var kümesinin içerisinde olan şu etrafındaki sayı vardır. Buraya rastgele sayı var yazacak olursak, mesela -2 nereye yazılmak zorunda? Buraya yazılamaz. Bu bir tam sayıdır. Tam sayının altına yazılmak zorunda. -1/3 buraya yazılmak zorunda. Öyle değil mi? Gidip buraya ya da buraya yazamazsınız. Buraya da yazamazsınız çünkü burası irrasyonel. -5 o da buraya yazılır diyebiliriz. 4 nereye yazılacak? Buraya. Ama hocam 4 aynı zamanda bir tam sayı değil mi? Evet, bu zaten tam sayının da içerisinde, problem yok. Biraz su içeyim. Tam sayılarda teklik çiftlik önemlidir ve genellikle bununla alakalı soru var, sorulur. Unutmayın, 2 tek veya 2 çift tam sayının toplamı çift. Biri tek, biri çift olursa toplamları tek. Aynı şey çıkartma için de geçerlidir. Burada da problem yoktur. Yine çarpımlara baktığımızda çarpanlardan sadece bir tanesinin çift olması yeterli. Sonuç çift. Sadece ve sadece her ikisi de tek olursa sonuç tek. Diyelim ki unuttunuz kuralları. Zaten ezberleyin, bunu istemiyoruz. Ezberlemek değil önemli olan, mantığımızı kullanmak. Mesela tekle çiftin çarpımı neydi? Hemen bir tek sayı, bir tane de çift sayı yazın. Çarpımları ne oluyor? Çift oluyor. Böyle bir genellemeye gidebilirsiniz. Peki çarpmadaki kurallar bölmede de geçerli mi? Hayır. Çünkü iki tam sayının bölümü bir tam sayı olmayabilir ve büyük bir ihtimalle olmayacaktır da. Ya da çiftin çifte bölümü burada ne oluyor? Tek oluyor. Ama çiftin çifte bölümü burada çift oluyor. Çok net bir kuralı yok. Tam sayılarla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Kuvvet ifadeleri. Mesela tek bir sayının bütün kuvvetleri tek midir? Tek bir sayının bütün pozitif tam sayı kuvvetleri tektir. Mesela 3'ün 2. 5. 7. 9. kuvvetleri hep tek sayıdır. Dikkat edin. 8'in ise 1. 2. 3. 4. kuvvetleri hep çifttir. Ancak 0. kuvveti nedir? 1'dir. Yani 8'in 0. kuvveti 1, ancak diğer kuvvetleri çift olacaktır. Bu arada negatif kuvvet ikisine de yazmadım. Çünkü negatif kuvvet gelirse ifade rasyonele dönüşür. Rasyonelde teklik çiftlikle ilgilenmeyiz. Tam sayıları da açtık. Bu arada rasyonel sayılara birazdan geleceğiz detaylı olarak, ama önce arada bazı sayı kümelerimiz var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi asal sayı var. Biliyorsunuz günlük hayatta bile, filmlerde bile, birçok yerde karşımıza çıkan asal sayı ne demektir? Bir ve kendisi dışında hiçbir pozitif böleni olmayan sayı vardır. En küçük asal sayı 2'dir. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 diye gider. Dikkat edin, belli bir kuralı yoktur. Sadece asal sayıların genel olarak tek sayı olduğunu görüyoruz. Genel olarak, çünkü bir tanesi çift. Bakın 1 artmış, 2 artmış, 2 artmış, 4 artmış, gene 2 artmış. O yüzden belli bir kuralı yoktur diyoruz. En küçük asal sayı 2. Bu doğru. Ve çift olan bir tane asal sayı vardır. O da 2. Bunu neden söylüyoruz? En küçük asal sayı 2 ya, karşınıza çıktı. -3. -3 asal mıydı diye düşünmeyin. En küçüğü zaten 2 idi. -3'ün asal olma ihtimali yok. Asal sayılar tektir. Doğru bir bilgi mi? Hayır. Çünkü 2 çift bir sayı. Asal sayılar pozitiftir. Doğru bilgi mi? Evet, doğru bir bilgi. Çok fazla karşılaşmayacağınız, ancak karşılaşırsanız şaşırmamanızı gerektiren ikiz asalları gösterelim size. 6n-1, 6n+1, n burada sayma sayısı olacak arkadaşlar. 6n-1, 6n+1 kuralına uyan asal sayılar vardır. İkiz asallar deniyor buna. Örneğin n'e 1 verin, 5 ve 7. Bakın her ikisi de asal, ikiz asal var. N'e 2 verin, 11 ve 13. İkiz asal var. N'e 3 verin, 17 ve 19. İkiz asal var. Peki bütün n'ler için sağlar mı bu? Hayır. N'e 4 verin, 23 ve 25. Dikkat ederseniz 25 asal sayı değildir. Dolayısıyla ikiz asal kuralına ne yapmaz? Uymaz. Sadeleşemeyen sayma sayıları aralarında asaldır demişiz. Aralarında asallık kavramını hiçbir zaman unutmayacaksınız. Çünkü bu EBOB-ECOG'da da karşınıza çıkacak. Örneğin 2 ve 4. Bu iki sayı sadeleşebilir. Aralarında asal değildir. Ancak 3 ile 8 aralarında asaldır. 8 ile 9 aralarında asaldır. Ama öğretmenim, bunların ikisi de asal değil. Zaten aralarında asallık için sayıların asal olması gerekmiyor. Tekrar söylüyorum. İkisi de asal olmadığı halde aralarında asal olabilirler. 1 ve 10. 1 bütün sayılarla aralarında asaldır.
Eğer PDF'ini indirmediyseniz hemen alttaki linkten indirin. PDF'ten bakarak çalışmanızda fayda var. Sizler de benim gibi kısa notlar tutabilirsiniz ya da PDF'in çıktısını alın, belli aralıklarla göz atın. Sonuçta bunlar ön özet, öyle değil mi? Konu anlatım videolarını izleyeceksiniz, ancak konu anlatımlarını izlerken aklınıza gelecek. Aa evet, bu böyleydi diyeceksiniz, size daha iyi bir kolaylık olacak. Ardışık sayı var diyoruz. Ardışık sayı var ilk etapta birbirini belli bir kurala göre takip eden sayı dizisidir. Burada birer birer giden ardışık sayılar var. Birden başlayıp n'e kadar geliyorsa bunun formülü n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Mesela 1 artı 2 artı nokta nokta 20 mi diyor? O zaman 20 çarpı 21 bölü 2 bana bu sayıların toplamını verir. Eğer ardışık çift sayı varsa 2, 4 nokta nokta 2n ise o zaman kural n çarpı n artı 1'dir. Bakın 2, 4 diyelim ki 36. Son terim 2n ya, 36'yı 2n'e eşitleyeceksiniz. N 18 çıkacak. O zaman 18 çarpı 19 olacaktır. Aynı şey burada da var. Birden başlamış tek sayı var. Tek sayı vardaki kural n kare. Ama bu sefer son terimi 2n-1'e eşitleyip önce n'i bulmalısınız. Örneğin 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta 27. Son terim 2n-1'i 27'ye eşitleyin. 2n eşittir 28'den, n 14 mü çıktı? Demek ki 1'den 20'ye kadar, 27'ye kadar olan tek sayıların toplamı 14'ün karesidir. Peki asalsa, özür diliyorum, ardışık sayılar birbirlerini belli bir kurala göre takip eder dedik. Bu kural bunlardan biri mi olmak zorunda? Hayır. Ardışık sayılar, ardışık çift sayılar, ardışık tek sayılar dışında kurallar da vardır. Bu kurallara göre mesela 3'ten başlamış, dikkat edin, 4'er 4'er artıyor. Bu şekilde verilen bir ifadede terim sayısı ya da terimler toplamı nasıl bulunur? Mesela buradaki terim sayısını nasıl bulacaksınız? Son terimden ilk terimi çıkartacaksınız. Artış miktarına böleceksiniz. Kaçar kaçar artıyor? 3'er 3'er mi? Hayır, 4'er 4'er ve 1 ekleyeceksiniz. 51 eksi 3 48, 48'i 4'e böl 12, 1 ekle 13. Bu 1. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dedik. Şimdi terim sayısını buldunuz ya, 13 çıktı. Peki bu terimlerin toplamı nasıl hesaplanır? Çok kolay. Terim sayısı ortalamayla çarpılır. Ortalamayla çarptığınızda hepsinin toplamını bulmuş olursunuz. Peki ortalamayı nasıl bulacaksınız? Son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye bölmeniz yeterli. Burası 27 yapıyor. 27 ile 13'ü çarparsanız bunların toplamını bulmuş olacaksınız. Bunlar özel yöntemdir. Bu ise her türlü ardışık sayılarda geçerlidir. Mesela şu yöntemlerin yerine yine bunu kullanabilirsiniz. Aynı sonucu bulacaksınız. Faktöriyel kavramı. Faktöriyel kavramı daha çok permütasyon kombinasyon sorularında karşımıza çıkıyor. Ancak bazı faktöriyelleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'dir. 2'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 faktöriyel 4, 3, 2, 1. 5 faktöriyel 5, 4, 3, 2, 1. Yani kendinden küçük 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Hepsi bunları verdi. Geldik 8 faktöriyele. 8 faktöriyel dediğinizde 8'den başlayıp 1'e kadar gideceksiniz. Ancak ben 8 çarpı 7 çarpı, burası 6'dan 1'e kadar olan sayıların çarpımı değil mi? Evet. O zaman ben buna 56 çarpı 6 faktöriyel diyebilirim. Aynı şey. Ya da 8'i ayırdım. 7 çarpı 6 faktöriyel. Şurası 7 faktöriyel yapmaz mı? 8 çarpı 7 faktöriyel de diyebilirim. Aynısı n faktöriyel de olabilir. N çarpı n-1 faktöriyel veya bir adım daha geri gidelim. N-2 faktöriyel. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Evet, geliyoruz sayı basamakları kavramına. İlkokul 2. sınıfta 247 sayısını öğretmenimiz basamaklarına ayırın dediğinde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diyor. 2 çarpı 100, 4 çarpı 10 diye devam ediyorduk. Artık büyüdük, kocaman adamlar olduk. Artık bilinmeyen harflerle ABC 3 basamaklı sayısı. Şimdi bunları 100A, 10BC diye göstermeyi herkes biliyor. Basamak değerlerine göre çarpıyoruz, ayırabiliyoruz. Ancak farklı yöntemler de var. Örneğin 247'yi siz 240 artı 7 diye yazamaz mısınız? Ya da 200 artı 47 diye. Öyle değil mi? Burada da aynı şey kullanılabilir. Örneğin 100A'yı 100A olarak bırakın, 10B artı C iki basamaklı sayı haline getirirseniz BC olacaktır. Ya da 10 tane AB artı C, yani şuraya göre hesaplarsak 10 tane 24 artı 7. Öyle değil mi? Yine aynı sayıyı verecektir.
verilen sorularda bunlardan birisini de açmak gerekebilir. Şurada bir virgül unutulmuş, o virgülü atalım. A virgül BC sayısı. A biriler basamağında. B virgülün sağ tarafı onda birler, yüzde birler diye ilerlediği için 1 bölü onlar basamağı, 1 bölü yüzler basamağı şeklinde ne yapıyor? İlerliyor. Geldik bölme konusuna. Bölme konusunda çok önemli olan şey bölme algoritmasıdır. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Bu algoritmada 3 tane temel kural var. Bunlardan 2 tanesi çok önemli. Bunları bilmezseniz soruyu çözemezsiniz. Üçüncüsü ise tek tük karşımıza çıkan bir durum. Birinci kural. Bölünen sayı eşittir bölen çarpı bölüm artı kalandır. Yani A eşittir B çarpı C artı K. Rastgele bir bölme işlemi yapın arkadaşlar. 73'ü mesela 8'e bölün. Sizler de aynısının olduğunu göreceksiniz. 9 sefer var 72. Kalan kaç? 1. 8 kere 9 72. Bir daha 73 gerçekten de veriyor. Birinci kural check edildi. İkinci kurala bakıyoruz. Unutmayın kalan sayı daima bölen sayıdan küçük olmak zorunda. Yani KB'den küçüktür. Neden? Eğer küçük olmazsa bölme işlemi devam eder çünkü. Hala bölünüyor demektir ve işlem tamamlanamaz. O yüzden kalan bölenden küçük oluncaya kadar devam edeceksiniz. Üçüncü ve çok sık kullanılmayan kural. Şayet kalan sayı bölenden de bölümden de küçükse bölen ve bölüm yer değiştirebiliyor. Şu örneğe bakalım gene. Ben burada 73'ü 9'a bölseydim çünkü 1 9'dan da küçük. Gerçekten de bölüm 8 kalan 1 mi çıkacaktı? Evet. Aynen bu şekilde olacak. Burası gene 72 kalan 1. Dediğim gibi üçüncü kural çok fazla kullanılmaz ancak tek tük karşınıza çıkabilir. Gelelim bölünebilme kurallarına. Bir sayı 2 ile bölünecekse son rakamına bakılır. Son rakamı 2'ye kalansız bölünmeli. 262 mesela. Son rakamı çift olursa 2'ye bölünüyor. 237 olsaydı son rakamı tek 2'ye bölümden kalan 1. 4'e bölünebilme. Bakın 2'nin birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti. 2'ye bölünürken son rakam, 2'nin karesine bakılırken son 2 rakam, 2'nin kübüne bakılırken son 3 rakam. Bunu bilmeyenleriniz olabilir. O yüzden 4'e bakıyorsanız son 2 basamak, 8'e bakıyorsanız son 3 basamağa bakacaksınız. Mesela 264. 64 4'e bölünür mü? Bölünür. O zaman 264 sayısı baş tarafta kaç olduğu hiç önemli değil. 4'e bölünür. Mesela 820, 8, 0 diyelim. 280. Şimdi ne yapacağız? Son 3 basamağa bakacağız. 283'e bölünür mü? Özür diliyorum 8'e. 4'e bölersem 70, bir 2'ye daha bölersem 35. Evet 8'e bölünüyor. O zaman bu sayıda 8'e bölünüyor deriz. Bunlar son 1, 2 veya 3 basamağı ilgilendiren kurallar. 3 ile bölünebilme kuralı. Sayının rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Mesela 4, 6, 1. Rastgele bir sayı yazdım. Şu anda 3'e bölünüyor mu bu? 10, 11. 3'e bölünmüyor. Bir eklesem buraya 12. Artık 3'e bölünecektir. Rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. 9 ile bölünebilmede ise rakamları toplamı ne olacak? 9'un katı olacak. 2, 0, 5, 1, 4, 7. Rastgele salladım bakın. Şimdi bunu bir sayı daha ekleyeceğim yanına. 9'a tam bölünmesini sağlayacağım. Şöyle yapıyorum ben. 2, 7 daha 9 geç. 5, 4 daha 9 geç. 1, 3 daha 4. 9 olması için 5. Bitti. 9'a bölünebilmesi için 5 olması gerekiyor. Ama 3'e bölünmesi için farklı rakamlar da eklenebilirdi. En kolay kural var. 5 ve 10'a bölünebilme. Bir sayının 5'e bölünmesini istiyorsanız son rakamı 0 veya 5. 10'a bölünmesini istiyorsanız son rakamı 0 olmalı. Şimdi gelelim bazı bileşik sayılara. 11'i anlatacağım birazdan. Karışık olduğu için onu sona bıraktım. 6. 6 hangi aralarında asal ve kuralı bilinen iki sayının çarpımıdır? 2 ve 3 mü? O zaman bir sayı 6'ya bölünüyorsa 2 ve 3'e bölünmeli. 15. 3 ve 5 mi? 3 ve 5'e bölünmeli. 20. 4 ve 5. Mesela burada aklınıza hocam 2 ile 10 olmaz mı diye gelir. Hayır. 2 ile 10 aralarında asal değil. Sadeleşebiliyorlar. Aralarında asal ne demekti? Sadeleşmeyecekler. Ya mesela 30 sayısı. Dikkat edin. Hem 2'ye bölünüyor hem 10'a. Ama 20'ye ne yapmıyor? Bölünmüyor. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat gelip de 60 yazarsanız hem 4'e bölünüyor hem de 5'e bölünüyor. O zaman 20 ile bölünür diyebilirsiniz. 30, 3 ve 10. Burada yine aklınıza 5 ve 6 olmaz mı hocam gelebilir. Evet olabilir. Burada sıkıntı yok. Ancak 6'ya bakmak için 2 ve 3'e bakmanız gerekecek. İşlemi uzatmış olursunuz. 36. 6 6 olmaz aralarında asal değil. Ancak 4 ve 9
aralarında asal ve çarpımları 36'ya veriyor. Yani bu sayıları inceleyeceksiniz. Ha, burada da şuna dikkat edin. Bu iki kuraldan hangisi önce son rakamı ilgilendiriyor? 4 mü? Önce bunu bulacaksınız. Bir örnekle göstereyim size. 2x 3y. Diyelim ki x artı y'nin alabileceği değerleri soruyor. 36'ya da kavansız bölünüyor. Öncelikle son rakamı veren kural budur. Bu değil. 4'e bölünmesi için 2x 3 2 olabilir. 2x 3 6 olabilir. 32, 36 4'e bölünür. Şimdi 9'a bölünebilme kuralını gerçekleştirelim. 7 2 olabiliyor. 9 2 7 olabiliyor. Rakamları toplamını 9'un katı haline getirdim. 45'te takdir edersiniz ki 5 ve 9. Şimdi gelelim 11 ile bölünebilme kuralına. Bir sayı kaç basamaklı olursa olsun, 11'e bölmek istiyorsanız en sağdan artı ile işaretlemeye başlayacaksınız. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Ne oldu? Eksi A, artı B, eksi C, artı D, eksi E, artı F. Şu işlemi yaptığınızda çıkan sayı 11'in katı oluyorsa 11'e kavansız bölünür demektir. 11'in katı derken 0 olabilir. 11'in katıdır. 11, 22 ya da eksi 11, eksi 22. Bunlar da 11'in katıdır. Peki 11'in katı çıkmadı mı? 3 mü çıktı? Demek ki kavan 3. 47 mi çıktı? 47'yi 11'e böldüğümüzde kaç kalıyor? 44, 3 kalıyor. Demek ki kavan 3. Eksi 7 mi çıktı? Eğer negatif bir kavan varsa bunu hemen 11 eklersiniz. Kavan 4 dersiniz. Ve geldik asal çarpanların ayırmaya. Arkadaşlar burada tam bir renk cümbüş yapmışlar. Asal çarpanlarını ayırırken yöntem, amaç şudur. Bileşik bir sayı var. Bu sayının içerisinde hangi asal sayıdan kaç tane var bunu bulacağız. 120 bölünebildiği en küçük asal sayı. Hocam direkt 5'e bölsek ya olabilir ama düzenli yazmanız için en küçük asal sayıdan başlayın. 2'ye bölündü 60, 2'ye bölündü 30, 2'ye bölündü 15, 3'e bölündü 5, 5'e bölündü 1. Bitti mi? Bitti. Hangi asal sayıdan kaç tane var? 2'den 3 tane var. 3'ten 1 tane var. 5'ten 1 tane var. Sağ olsunlar bizim için ayrı renklerde göstermişler arkadaşlar. Şimdi pozitif bölen sayısı dediğimiz bir kavram var. Nedir bu? Onu söyleyelim ilk önce. 120'yi bölen pozitif sayı var hangileri? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür, 10'a bölünür, 10... bir sürü. Peki 120'yi bölen pozitif bölenleri tek tek yazmak zorunda mıyız? Hayır. Direkt kaç tane bölen pozitif tam sayı var? Bunun sayısını veren bir formül var. Nedir o formül? Şu verilen sayının üstlerini birer arttırıp çarpacaksınız. 3'e 1 ekleyin 4. 1'e 1 ekleyin 2. 1'e 1 ekleyin 2. Hepsini çarptığınızda 16. Demek ki burada bu sayıyı bölen, 120'yi kavansız bölen 16 tane pozitif tam sayı var. Peki tam bölen sayısı? Hocam tam bölen sayısı aynı şey değil mi? Değil. Tam bölen dersek işin içerisine negatifleri de katacağız demek. O zaman 16 tane pozitif varsa bir 16 tane de negatif olacaktır. 5'e bölünüyorsa eksi 5'e. 10'a bölünüyorsa eksi 10'a. Dolayısıyla pozitif bölen sayısını 2 ile çarptığınızda cevap 32 olacaktır tam bölen sayısı için. Sırada EBOB-ECOB var. İki sayının en büyük ortak böleni ve en küçük ortak katı bazen problemlerde karşımıza çıkıyor. İki sayının EBOB ve ECOB'unu bulmanın en pratik yöntemi, aynı anda ikisini birden asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. Eğer her ikisini birden ya da 3 tane sayı varsa 3'ünü birden, tamamını birden bölebiliyorsa aferin, tamamını bölemiyorsa aferin yok. Örneğin 120 ve 160, bunların EBOB ve ECOB'ları bulunacak. Her ikisini birden 2'ye böldüğümüzde 60 ve 80 ikisini birden böldüğü için aferin aldı. Tekrar 2'ye bölüyorum. İkisini birden bölüyor. 30 ve 40 aferin aldı. Ve 30'a 40'ı tekrar 2'ye bölüyorum. 15 ve 20 aferin aldı. 15 ve 20 ikisi birden 2'ye bölünmüyor. Ancak bir tanesi bölünüyorsa 2'ye bölmeye devam etmek zorundasınız. Yani en küçük asal sayı kuralı burada da geçerli. 2'ye böldüm. Tekrar 2'ye böldüm. Şimdi baktım 2'ye bölünenler tükendi. Ama hepsini birden bölmediği için bu ikiler aferin yok. 3'e böldüm. 5, 5 ve her ikisini birden böldüğü için 5'ler, bu da aferini kaptı. Sonuçta aferinlileri çarparsanız bu iki sayının EBOB'unu, tamamını çarparsanız ECOB'unu elde edersiniz. Bazen büyük harflerle, bazen küçük harflerle, bazen de OBEB, OKEK şeklinde gösterilebiliyor. Karşınıza çıkarsa şaşırmayın derim. Peki EBOB-ECOB ile ilgili çok önemli bazı özellikler var. Bunlardan birincisi,
Aralarında asal sayıların EBOB'u 1'dir. ECOG'ları ise bu sayıların çarpımıdır. Çok basit bir örnek 3 ve 4. Ortak olarak bölünebildikleri en büyük sayı kaç? 1. ECOG'ları kaç? Her ikisinin de ortak katlarını hesapladığınızda en küçüğünün 12 olduğunu göreceksiniz. İki sayının EBOB'u ile ECOG'unun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Bakın burada aralarında asallık söz konusu değil. 6 ile 8'i alalım. Hesapladığınızda şuraya 6 çarpı 8 diyelim. Hesapladığınızda bu iki sayının EBOB'unun 2, ECOG'unun ise 24 olduğunu göreceksiniz. 2 ile 24'ün çarpımı 6 ile 8'in çarpımına eşittir. Beyni unutmamanız gereken bir kural. İki sayının EBOB'u daima bu sayılardan küçük, ECOG'u ise büyüktür. Ancak sayılardan biri diğerinin katıysa eşitlik durumları da söz konusu. Örnek 3 ile 30 diyelim. Şuraya 3, şuraya 30 yazalım. 3 ile 30'un ECOG'una baktığınızda 30, 3 ile 30'un EBOB'una baktığınızda 3 olduğunu göreceksiniz. Yine az önceki yöntemle bakabilirsiniz. Peki birbirinin katı olmayan sayı var deseydik 6 ile 8'i baz alalım. 6 ile 8'in ECOG'u az önce baktık 24, EBOB'u ise 2'dir ve yine sıralamaya uygun. Peki rasyonel sayı var. Şurada hemen söyleyelim, bir hatırlatma yapalım. Neydi? A bölü B şeklinde gösterilebilen sayılara rasyonel sayı var diyorduk. Eğer işaretine bakılmaksızın payı paydasından küçükse bu basit kesir. Hoppa. Payı paydasından küçükse mesela 3 bölü 7, eksi 11 bölü 15 ya da 4 bölü eksi 7. İşarete bakmıyorsunuz. Payı paydasından küçük, bunlar basit kesir. Payı paydasından büyük veya eşitse de bileşik kesir olacaktır. Bileşik kesir ne oluyor? İşte 13 bölü 9, 14 bölü 5 ya da 1. 1 de bir bileşik kesirdir. Neden? Payı paydasına eşit. Dediğim gibi pozitiflik, negatiflik önemli değil. Rasyonel sayılarda 4 işlem yaparken toplama veya çıkarma yapıyorsanız paydaları eşitlemek zorundasınız. 3, 4, 2. Bunların ECOG'larında yani 12 de eşitlenir. Bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu 2 ile genişleteceksiniz. Yukarısı 8 artı 3 eksi 2, aşağısı 12. Çarpma yaptığınızda iki rasyonel sayıyı çarpıyorsanız paylar bir arada, paydalar bir arada çarpılır. Ancak biri tam sayıysa paydasına 1 atacaksınız. 3 kere 4 12, 5 kere 1 5. Eğer bölme yapıyorsanız rasyonel sayı olmayanın paydasını 1'e atın. Daha sonra birinci kesir aynen kalsın. İkinci kesir 4 bölü 1 mi? Ters çevirip çarpın, 1 bölü 4. Cevap 3 bölü 20 olacaktır. Rasyonel sayılarda sıralama yaparken dikkat etmeniz gereken, eğer paydaları eşitse payı büyük olan sayı daha büyüktür. Çünkü 7 parçaya ayırmışsınız, bu 3 taneymiş, bu 2 tane, bu 1 tane, bu daha çok yemiş. Eğer payları eşitse o zaman paydası küçük olan daha büyüktür. 11 bölü 3, 3 küsürlü bir sayı, 4'e yakın. 11 bölü 4, 3'ten küçük bir sayı. Bu ise 2,5'lu bir sayı. 2,5'tan daha küçük bir sayı. Peki, pay veya paydalar eşit değil. Ancak pay ve paylar arasındaki fark sabitse. Dikkat edin, 3 fark var. 3 fark var, 3 fark var. Ben şöyle yapıyorum. Bu kurala uyan, yani pay ve parasındaki kural farkı sabit olan 2 tane basit kesimi bunlar. Basit kesimi yazıyorum. Mesela 1 bölü 2, 2 bölü 3. Dikkat edin. 1 bölü 2 mi büyük? 2 bölü 3 mü? Bu 0,5, bu 0,6 yaklaşık değerlerini bilmeniz gerekiyor. Demek ki genelleme yapıyorum. Pay ve payda arasındaki fark sabitse büyük sayılardan oluşan kesir daha büyük. O zaman 2 bölü 3 daha büyüktür. Burada da pay ve payda arasındaki fark sabit. O zaman bu daha büyük olacak. Anlaştık mı? Peki bu basit kesir, bileşik kesir olsaydı 7 bölü 3, 11 bölü aradaki fark 4, 7. Hangisi daha büyük? Yine aynı mantık. Bu sefer bileşik kesir. 2 bölü 1 yazalım, 3 bölü 2 yazalım. Bu 1,5, bu 2. Demek ki küçük sayılardan oluşan kesir daha büyük oluyor. Hop, böyle olacaktır. Geliyoruz basit eşitsizlik namı diğer sıralama konusuna. Basit eşitsizliklerde A sayısı B'den büyük mü? Her iki tarafa da ortak bir sayı eklenebilir veya çıkartılabilir. Bu hiçbir zaman sonucu değiştirmez. 7 3'ten büyüktür. Siz 2 ekleyebilir veya 2 çıkartabilirsiniz. Eşitsizlik aynen kalacaktır. Ancak eğer her iki tarafı da bir sayıyla çarpmak istiyorsanız durum değişebilir. Ne gibi? Eğer çarptığınız sayı pozitifse eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Ancak çarptığınız sayı negatifse eşitsizlik yön değiştirecek. 5 büyüktür 2. 2 ile çarpın, 10 büyüktür 4. 2 ile çarptığınız için yön değiştirmedi. Eksi 2 ile çarpsaydınız eksi 10 büyüktür eksi 4 deseydiniz yanlış olurdu. Çünkü eksi 4 daha büyük değil mi? O yüzden eksi bir sayıyla çarptığınızda ne yapmanız gerekiyor?
yön değiştirmeniz gerekiyor. Bir saniye. Ve yine basit kesirlerde a kare a'dan küçük diye bir bilgi veriyorsa bir sayının karesi kendisinden küçük olabilir mi? Evet. Eğer bu sayı 0-1 aralığındaysa. Mesela 1 bölü 2. Karesi 1 bölü 4. Yarımdan çeyreğe düştü. Bu 1. Eğer a sayısı a kareden küçük ama mutlak değer a a kareden büyükse o zaman a sayısı -1 ile 0 aralığındadır. İpucu. Bu tarz sorularda değer vererek uygun sayı kümelerini yakalamaya çalışın. Örneğin böyle bir şey mi verdi? Acaba 3 sağlar mı? 3, 9, 3. Sağlamadı. Demek ki pozitif sayı var olmuyor. -3 sağlar mı? -3, 9, 3. O da olmadı. Şimdi 1'den sağ taraftakiler, -1'den sol taraftakiler bir de 0, 1 aralığı, 0, -1 aralığı. Basit kesir oldukları için. Bu 4 grubu da ayrı ayrı incelemeniz gerekiyor. Peki mutlak değer sayısı A'dan büyükse, mutlak değer A'dan büyükse bu A'nın negatif olduğunu gösterir. Çünkü mutlak değer A, A'ya eşit olsaydı pozitif olacaktı. Bazen şöyle tuzaklar çıkar karşınıza. Mutlak değer A'dan büyük veya eşitse. Hemen diyorsunuz ki A büyük eşittir 0 ya da küçük eşittir 0. Neyse. Hayır. Bu tüm gerçel sayılar için doğrudur. Bütün sayıların mutlak değeri ya sayıdan büyüktür ya da eşittir. A tüm gerçel sayılar olabilir. Düşünüyorsanız eğer kafanıza takıldıysa rastgele değerler verin. Geliyoruz mutlak değeri. Mutlak değer aslında kelime manası olarak bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığı demektir. Mutlak değer -7 dediğinizde -7'nin başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birim? 7 birim. Mutlak değer 7 dediğinizde yine 7 birim. O yüzden mutlak değer eksi ve 7 veya mutlak değer 7 cevabı 7 olacaktır. Peki mutlak değer x 4 diyorsa başlangıç noktasına olan uzaklığı 4 birim olan sayı. Ya 4'tür ya -4'tür. Her ikisi de olabilir. İşi biraz zorlaştıralım. Mutlak değer x artı 3, 5. Şimdi mutlak değer x 5 deseydik artı 5 eksi 5 derdiniz değil mi? Ama şimdi şöyle diyeceksiniz. Gene basit bir yöntem. X artı 3'ün mutlak değeri 5 ise x artı 3 ifadesi ya 5'e düştü olabilir ya da eksi 5'e. Buradan x ya 2 çıkacaktır ya da eksi 8 çıkacaktır. Mutlak değerde çözümümüz buydu. Devam ediyoruz. Peki mutlak değerli bir ifade 3x eksi 1'e eşitse. Yine aynı şekilde. Bir 3x eksi 1'e bir şöyle ayıralım. Eksi 3x artı 1'e. Yani bir aynen eşitleyeceksiniz. Bir eksilisine. Aynen eşitlediniz. 2x eşittir 8'den. X 4 çıktı. Değeri burada yazıp bakın. 4 yazdığımda burası pozitif oluyor mu? Oluyor. Sorun yok. Neden? Mutlak değerli bir ifade denkleme eşit olursa karşı taraftaki ifadenin negatif olma ihtimali var. Negatif olursa iş yaş. Çünkü mutlak değerli bir ifade negatif sayıya eşit olamaz. Şuradan da bakalım. 4x eşittir. Hop. Eksi 6 x eşittir. Eksi 6 bölü 4. Bakın. Bunu çözüm kümesine katmazsanız buraya eksi 3 bölü 2 yani eksi 6 bölü 4 yazdığınızda negatif oluyor. Peki. Şurada bir tane daha mutlak değer var. Bunu unutmuş arkadaşlar. Özür diliyorum. Eğer her iki tarafta da mutlak değer varsa değişen bir şey yok. Yine her ikisini birbirine eşitle. Bir de birini diğerinin eksilisine eşitle. Burada her sonuç kabul edilir. Çünkü artık burada negatif olma ihtimali yok. Mutlak değerli eşitsizlikler. Herhangi bir sayının mutlak değeri 7'den küçük diyorsa unutmayın. Başlangıç noktasına olan uzaklığı 7 birimden daha küçük olan sayı var. -7 ile 7 aralığındaki sayı vardır bunlar. Ancak herhangi bir sayının mutlak değeri 5'ten büyük diyorsa o zaman 5'ten daha uzak olmak zorunda. 5'in sağ tarafı ya da 5'in sol tarafı. Tabi burada eşitlik olduğu için dikkat edin içleri dolu. Burada eşitlik olmadığı için içleri boş. Bunu tek seferde gösterebiliyorum. -7, 7 aralığı. Ancak burada çözüm kümesi iki parça halinde. O yüzden şöyle yapıyorum. X büyük eşittir 5 veya X küçük eşittir eksi 5. Evet. Şimdi geldik üstü sayılara. Üstü sayılar. Bakın bunlar sizler için genel hatırlatmalar. Aslında birçok şeyi hatırladınız. Aa evet dediğinize eminim. Bunları konu anlatımlarında tekrar dinleyeceksiniz. O zaman sizin için çok güçlü bir zemin sağlamış olacağız burada. Üstü sayılar. 4 üzeri 3 ne demekti? 4'ü 3 defa yaz ve çarp. Şimdi dikkat edin. Eksi 4'ün 3. kuvveti. Eksi 4 çarpı, eksi 4 çarpı, eksi 4 sonucu kaçsa. Umursamıyorum orayı şu anda. Peki şöyle yazılırsa ne fark ediyor? İşte burada eksi 4'ün 3. kuvveti eksi dursun diyor. Bu 3 diyor ki ben sadece 4'ün üzerindeyim. 4'ü 3 defa yazacağım. Bu da eksi 64, bu da eksi 64. Ancak farklı mantıklardan. Bu 3 eksiyi de kapsadığı için eksiyi de 3 defa yazıyorsunuz. Ancak bu 3 eksiyi kapsamıyor. Sadece 4'ü kapsıyor. 4'ü 3 defa yazıyorsunuz. Eksi aynen kalıyor. Geldik eksi 4'ün karesine. Eksi 4'ün karesi şu eksi 4'ten 2 tane yaz çarp demektir. Eksi 4 çarpı eksi 4 16.
Ama burada -16. O yüzden eğer parantezin içindeki veya dışındaki kuvvetin tek veya çift olduğunu biliyorsanız sonuç çok önemlidir. Neden? Tekse hiç önemli değil. İster dışarıda ister içeride sonuç negatif çıkıyor. Ama çiftse, parantezin dışındaysa çift, içindeyse tek olacaktır. Bunu unutmayalım. Eğer iki sayının üslü sayının çarpımında tabanlar aynıysa üsler toplanıyor. Bölümünde ise tabanlar aynıysa üsler çıkarılıyordu. Bu konuyu unutmayalım. Üsler aynıysa tabanlar çarpılır veya bölünürdü durumuna göre. Pardon. Peki üstün üstü olduğu durumlarda A üzeri X çarpı Y olursa, A üzeri X üzeri Y olursa üsler çarpılır arkadaşlar. Örneğin 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti eşit değildir 2 üzeri 4 üzeri 3'e. Bu 2 üzeri 12 yaparken bu 2 üzeri 64 olacaktır. Eğer bir sayının üstü negatifse amuda kaldırabilirsiniz. O zaman üstü pozitif olacaktır. Bu arada unutmayın. Bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. Ancak 0'ın 0. kuvveti tanımsız diyoruz. Geldik köklü sayılara. Kare köklü ifadelerde bulmak çok kolay. Kare kök 16 4'tür. Kare kök 0,49. Bunu ilk önce 49 bölü 100 diye yazarsınız. 49 7 olarak çıkar. 110 olarak çıkar. 7 bölü 10. Bu bir. Peki eğer 2 üzeri 24 gibi bir ifade varsa. Sevgili arkadaşlar şurada gizli bir tane 2 vardır. Eğer kökün derecesi yazmıyorsa o kaçtır? 2'dir. Unutmayın bununla bu sadeleşebiliyor. Cevap 2 üzeri 12'dir. Kök dışına bu şekilde çıkabilir. Bu bir. İkincisi eğer kökün derecesi yüksekse. Mesela küp kök -27. Bu sefer şöyle düşüneceksiniz. Hangi sayıyı kendisiyle 3 sefer çarparsam sonuç -27 olur. -3 değil midir bu? O zaman dışarıya -3 olarak çıkacaktır. Peki yine aynı şey 5 üzeri 30 bu sefer 3 var. Sadeleşebilir. 5 üzeri 6. Demek ki şurada farklı derecelerin olması o kadar da önemli değil. Kare köklü ifadeleri ne yapıyor? Benziyor. Burada 1 var. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Üslü ifade olarak bakarsak. Aynı şekilde köklü ifadelerde de 1'in bütün dereceden kökleri kaç olacaktır? 1 olacaktır. Şimdi geldik şu iki soruya. Bakın 48'i kök dışına çıkartacaksınız değil mi? Bu 16 çarpı 3'tür. 16 4 olarak çıkar. 4 kare kök 3. Diyelim ki bu yöntemi hatırlamadınız. Kankalama yöntemini kullanın lütfen. 48'i asal çarpanlarına ayıracaksınız. 2'ye böl 24. 2'ye böl 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3'e böl 1. Şimdi kankalama yöntemi şudur arkadaşlar. Kökün derecesi kaç? 2. Demek ki 2 kişi tek kişi fiyatına sinemaya gidebiliyor. Buna 2 lira ödeyeceğim. Buna 2 lira ödeyeceğim. 2 kere 2 4. Bunlar sinemaya gitti. Dışarı çıktı. Bu ise içeride kaldı. 4 kare kök 3. Burada da kankalama yöntemini kullanalım. 108. 2'ye böl 54. 2'ye böl 27. 3'e böl 9. 3'e böl 3. 3'e böl 1. Yine kankalama yönteminde 3'er 3'er ayıracağım. 2'lerden 3 tane yok. Ayıramıyorum. Ama 3'lerden var. 3. Bunlar kök dışına çıktı. Küp kök. Şu da kök içerisinde kaldı. 4 olacaktır. Köklü sayılarda toplama veya çıkartma yapamıyorsunuz. Kök dışına çıkması gerekiyor sayının. Çıkmadığı takdirde kök 7 artı kök 2'ye kök 9 diyemezsiniz. Ancak 3 kök 5 artı 2 kök 5'e 5 kök 5 diyebiliyorsunuz. Bu bir. Köklü sayılarda çarpma yapılabilir. Çarpma yaparken de kök 7 çarpı kök 2 kök 14'tir. Normal çarpma kurallarını kullanıyorsunuz. İki tane köklü ifade çarpılıyorsa birbirlerinin eşlenekleri mi? Buna dikkat edin. Bilhassa bölmede kullanıyoruz bunu. Eğer eşlenekleri ise çünkü burada çarpımlarından 2 kare farkı ortaya çıkıyor. A kare eksi B kare çarpanları ayırmadan birincinin karesi eksi ikincinin karesinden durum 2 oluyor. Dağılma özelliğiyle teker teker çarpıp bunu görebilirsiniz. Köklü sayılarda bölme yaparken ya da şöyle söylemek daha doğru olacak. Paydada köklü bir ifade bırakmayı sevmiyoruz biz. İki seçenek var. Bunları aynı kök içerisinde yazabilirsiniz. Direkt bölüm şeklinde olduğu için kare kök 2'dir. Ya da kök 6 bölü kök 3 bunu kök 3 ile genişletirsiniz. Kare kök 18 bölü kare kök 9 olur. Şimdi kare kök 18 9 çarpı 2 değil midir? 3 kare kök 2 oluyor. Aşağıda da 3 var. Cevap kare kök 2. Ya hocam bunu niye uygulayayım ki şu çok kolay diyorsunuz ya. Bazen ne yazık ki bunu uygulamanız gerekebiliyor. Devam edelim. Köklü sayılardan sonra çarpanlar ayırma. Aslında polinomlara girdikten sonra çarpanlar ayırmayı çok zorlamıyorlar. Neden? Formüller var. Formüllerde genellikle basit kısımlarını soruyorlar. Formülleri hatırlatalım. Ortak parantezi alma.
X ortak parantezini aldığınızda X'i kenara ayırdığınızda burada ne kalıyor? A. Burada ne kalıyor? B. O zaman X parantezine A artı B'dir. X A, X B, A eksi X olsaydı X parantezine A artı B eksi 1 olurdu. Burada X'in yanında bir şey yoksa onun yerine kaç yazıyoruz? 1. Bu 1. 2 kare farkı az önce kullandığımız özellik X kare eksi Y kare nedir? X eksi Y çarpı X artı Y. Bakın 2 kare farkı genellikle şu formülle karıştırılır. Burada farkın karesi. Burada karelerin farkı. Buna dikkat edin. X artı Y'nin karesi. Ya hocam bu formülleri ezberlemek zorunda mıyız? Hayır. Şöyle yapabilirsiniz. X artı Y'nin karesi demek X artı Y çarpı X artı Y demek değil midir? Dağımı özelliğiyle dağıtırsınız ve çarparsınız, hesaplarsınız. X artı Y'nin karesi X kare artı 2XY artı Y karedir. X eksi Y'nin karesi X kare eksi 2XY artı Y kare. Küpleri olarak burada verdik. Binom açılımında veya Pascal üçgeninden de hesaplanabilen değerlerdir bunlar. Ama bunları kullanmayacaksanız ezberlemeniz gerekebilir. Küp açılımında katsayı var 1, 3, 3, 1'dir. Eğer işaret, aradaki işaret eksi ise y'nin kuvvetinin, daha doğrusu ikinci terimin kuvvetinin tek olduğu yerlerde dikkat edin işaret negatiftir. Bu bir. İkincisi, unutmayın x'in kuvveti giderek ne yapıyor? Azalıyor. Üçüncü kuvvet, ikinci kuvvet, birinci kuvvet x yok. Y'nin kuvvetleri ise giderek artıyor. Y yok. Birinci kuvvet, ikinci kuvvet, üçüncü kuvvet. Bu size kısa yöntem olarak aklınıza yatırmanıza yardımcı olacaktır. Ve geliyoruz oran orantı konusuna. Bakın bu konu çok önemli sevgili arkadaşlar. Neden? Problemlerin temeli oran orantıyla. Hani o kullandığımız onlarca farklı formül var ya fizikte, kimyada, biyolojide, tabii ki matematikte de. Bunların hepsi oran orantı üzerine kuruludur. Yani iki ifadenin, iki değerin birbiriyle olan ilişkisi, birbirlerini pozitif mi etkiliyorlar, negatif mi etkiliyorlar ya da karesiyle mi pozitif etkiliyor vesaire vesaire. Öncelikle içler dışlar çarpımı a bölü b eşittir c bölü d ise a çarpı d b çarpı c'ye eşittir. Bunu biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar a bölü b eşittir c bölü d eşittir e bölü f. Orantılar genellikle bir sabite eşit olurlar. K gibi bir sabite. Ve bizler biliyoruz ki bir oranın üstünü ve altını herhangi bir sayıyla çarpsak ve aynı sayıya bölsek orantı sabiti değişmez. Şimdi bilmediğimiz bir şeye geleceğiz. Bir oran orantı denkleminde üstleri bir, altları bir toplarsanız arada böyle eşitlik varken orantı sabiti gene değişmiyor. Yani A artı C artı E bölü B artı D artı F yine K'ya eşit. Hatta ve hatta 2A artı 3C eksi E, hani bunlarla genişlettik ya, 2B artı 3D eksi F de yine K'ya eşit. Tabii ki ispat isteyeceksiniz. 6 bölü 12, 5 bölü 10, 4 bölü 8. Hepsi kaça denktir? 1 bölü 2'ye. Toplayın 15 bölü 30. Yine 1 bölü 2'ye eşit. Buradan da görebilirsiniz. Peki geliyoruz doğru orantı ve ters orantı kavramlarına. Şimdi oran orantı geniş bir konu. Bir sürü soru tarzı var, videolarda göreceksiniz. Doğru orantılı iki ifade birbirleriyle bölünür ve bölümleri birbirine daima eşittir, sabittir. A bölü B. Mesela şu 4, şu 2 ise bunu 8'e çıkardığınızda bu oranın bozulmaması için bu 4 olacaktır. Basit bir örnek. Bir kişi 2 ekmek yiyorsa 2 kişi 4 ekmek, 4 kişi 8 ekmek yer. Bu bir. Ters orantıda ise A çarpı B yani çarpımları sabittir. Mesela bu 1 iken bu 12 ise bu 2 iken bu 6 olacaktır. Doğru orantı doğru şeklindeyken oran daima sabittir. Dikkat edin A bölü B oranı daima sabit olacaktır. Ters orantı şöyle bir eğri şeklindedir. A çarpı B. Yine sayısal değerlerle bakalım. Bu 1, bu 2 iken bu 2, bu 4 olacaktır. Bu 6 ise 2 katı değil mi? Bu 12 olacaktır. Bu 1, bu 12 ise atıyorum. Bunu 6'ya düşürdüğünüzde bu 2 olacaktır. Bunu 4'e düşürdüğünüzde bu 3 olacaktır. Ters orantıya da örnek verelim. Ters orantıda en basitinden hızlarda bildiğimiz bir formül vardır. X eşittir. Hız eşittir yol bölü zaman. V ile T ters orantılıdır. Yani hızla zaman. 100 ile 1 saatte gittiğiniz yolu 50 ile 2 saatte. Bakın çarpımları gene 100. 25 ile 4 saatte gidersiniz. Bu da ters orantı için güzel bir örnek olur. Oran orantıda iki tane ortalama türünü çok sık kullanırız. Aritmetik ve geometrik ortalama. Aritmetik ortalama günlük hayatta çok kullandığımız için çabuk öğreneceksiniz. Kaç tane değer varsa bu değerleri topluyorsunuz ve değer sayısına bölüyorsunuz. N tane değer mi var? İlk N tane sayıyı topla ve N'e böl. Geometrik ortalamada ise
Bu değerlerin çarpımının eninci dereceden karekökünü alıyorsunuz. Geometrik ortalama genelde istatistikte falan kullanıldığı için çok fazla karşınıza çıkmıyor ya da soru tarzları çok kısıtlı. Ancak aritmetik ortalamada çok fazla soru var. 2 tane sayı için a artı b bölü 2, 2 tane sayı için karekök ab, 3 tane sayı için a artı b artı c bölü 3, 3 tane sayı için küp kök a, b, c düşünülebilir. Geliyoruz problemlere. Problemlerde biraz hızlıca denklem kurma, yaş problemleri vesaire bunlardan bahsedeceğim size. Denklem kurma dediğimiz şey zaten kesir problemlerini de kapsayan bir şeydir. Şimdi biliyorsunuz çok fazla problem türü var. Ancak genel denklemler nasıl kurulur? Yaş, iş çavuzda nelere dikkat etmelisiniz? Bunlardan bahsedeceğim size. Denklem kurma problemlerinde bir sayının 4 fazlası. Bir sayının dediği her sayıya x diyeceğiz. Y, a da denilebilir ama uluslararası dili artık ne olmuş bunun? X olmuş. X artı 4. 3 katının 5 eksiği önce 3 ile çarp sonra 5 çıkar. 4 fazlasının yarısı önce 4 ekle sonra 2'ye böl. Toplamları 23 olan 2 sayı. X artı Y 23 deme. Tek bilinmeyende kal. Birinci sayıya X de ikinci sayıya 23 eksi X de. Dikkat edin topladığınızda kaç oluyor toplamları? 23. Oranları 3 bölü 5. 3X ile 5X. Anlaştık mı? Oranları 3 bölü X 5 ise buna 3X buna 5X dediğinizde aynı değerleri sağlıyor. Yaş problemlerinde sık kullanacağımız kavramlar. Ali Serap'tan 4 yaş büyüktür. A eşittir S artı 4 yazıyorsunuz. Hayır. Ali Serap. Ali Serap'tan 4 yaş büyük mü? Serap'a X değil, Ali'ye X artı 4 değil. Ali ile Serap'ın yaşları toplamı 40'tır. Birine X deyin, denklem kurmada öğrendiğimiz diğerine de 40 eksi X deyin. Ali doğduğunda Serap 24 yaşındaydı. Demek ki Serap Ali'den 24 yaş büyük. Ali'ye x derseniz Serap'a x artı 24 diyeceksiniz. İş çavuz problemlerinde şunu aklınızdan çıkartmayın. İş, süre. Bunlar doğru orantılıdır. Ne kadar çok süre ise o kadar çok iş ortaya çıkar. Ancak işçi ve süre ters orantılıdır. İşçi sayısı artarsa süre azalır. Ya da yapılan işle süre doğru orantılı ama genel olarak süre diğer kavramlarla ters orantılıdır. Havuz problemlerinde diyelim ki Ahmet A saatte, Burak B saatte yaptı. İkisi beraber bu işi kaç saatte yapar diye formüllerle, sorularla karşılaştınız. 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü T diyorsunuz. İşlerde işi bozan çıkmaz ancak havuzlarda boşaltan musluklar çıkacak. Dolduranları 1 bölü A artı 1 bölü B, boşaltanları ise 1 bölü C ile göstereceksiniz ve yine 1 bölü T'ye eşitleyeceksiniz. Bu arada unutmayın problem türleri çok yontuldu. Yani karşınıza böyle bir iş çavuz problemi çıkmayabilir. Ancak bu formülü kullanacağınız başka sorular soruyorlar. Siz bağdaştırmayı düzgün yaparsanız eğer onları da çözebiliyorsunuz. Gelelim bir sayının yüzdesi nasıl alınır? Bir sayının %30'u diyorsa sayıyı 30'a çarpıp 100'e böleceksiniz. Bir sayının %20 fazlası diyorsa sayının %20'sini bulup sayıya ekleyeceksiniz. Veya sayının %20 fazlası mı? %100 kendisi. %20 de fazladan var. X çarpı 120 bölü 100 diyeceksiniz. Bir sayının %40 eksiği. Sayının %40'ını bulun, sayıdan çıkartın. Tarif ettiği o. Veya direkt olarak sayının %100'ünden %40'ını eksilteceğim. Demek ki %60'ı kalacak geriye deyip bu işlemini yapabilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz buralarda da bu işlemleri yaptığınızda aynı sonuçlar çıkıyor. Faiz problemleriyle karşılaşacaksınız. Gene müfredattan kalktığı söylenen tek tük terimleri denilen bir hatırlatma olarak burada PDF'imizde dursun. Belki lazım olur. Faiz, ana para, zaman ve faiz yüzdesi. Yıllık faiz oranı isteniyorsa sizden, yıllık faiz isteniyorsa ana para yüzde zaman bölü yüz formülünü kullanacaksınız. Aylıksa bir yıl kaç aydır? 12. 12'ye böleceksiniz ifadeyi. Paydası 1200 olacak. Buradaki n daima yıllık faiz oranıdır arkadaşlar. Önemli olan istediği süredir. İstediği süre yılsa bu formül, aysa bu formül kullanılacak. Karışım formüllerine geliyoruz. Saf madde bölü saf madde artı su eşittir A bölü 100'dür karışım formüllerinde. Şimdi saf madde dediğimiz şey tuz, şeker, un gibi şeyler olabilir, alkol. Şimdi bir karışımdaki tuz oranını istiyorsanız tuzu yukarıya yazacaksınız. Hem tuzu hem suyu yani karışımın tamamını aşağıya yazacaksınız. Bunu A bölü 100'e eşitlediğinizde karışımdaki tuz oranı ortaya çıkar. Bazen size karışıma tuz ekledim diyecek.
Bakın tuz hem yukarıyı hem aşağıyı ilgilendirmiyor mu? Dolayısıyla hem yukarıya hem aşağıya eklersiniz. Ancak su eklerseniz sadece nereye eklenir? Aşağıya. Çünkü yukarıda su yok. Karışım problemlerinde buna dikkat edeceksiniz. Çok basit bir formül değil mi? Size yemin ediyorum karışım problemleri neredeyse tamamını şuna dikkat ederseniz çözebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Yüzde hesabıdır zaten. Hız problemlerine gelince şunu şöyle alalım. Bakın yol, zaman ve hız arasında üçlü bir orantı var. Hızla zaman ters orantılı, yolla zaman doğru orantılı. Ne kadar çok zaman olursa o kadar çok yol gidersin. Yolla hız da doğru orantılıdır. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Mesela hızla zamanı mı baz alıyorsunuz? O zaman yol sabit kalacak. Hızı arttırırsam daha kısa süre. Yol sabit kalırsa. Ama yol da değişirse olmaz. Oran orantı hesaplanırken mutlaka bir tane sabite ihtiyacımız var. X eşittir V bölü T ya da V eşittir X bölü T ya da eşittir X eşittir V çarpı T genel formüllerdir. V1 ve V2 aradaki mesafe X mi? V1 V2 iki araç birbirlerine doğru geliyorsa sen 3 adım bana geliyorsun ben 5 adım sana geliyorum birbirimize 8 adım yaklaşırız. Hızlar toplanır. Buna karşılaşma problemi denir. V1 artı V2 eşittir X bölü T'dir. Eğer iki araç aynı yönde gidiyorlarsa ben 5 adım sana geldim ama sen 3 adım ileri gittin. Ben sana 2 adım yaklaşmış olurum. Dolayısıyla V1 eksi V2 eşittir X bölü T olacaktır. Buna da dikkat edeceksiniz. Ve geliyoruz kümeler konusuna. Canlı veya cansız varlıklardan oluşan eleman topluluğudur. Sembollerden de oluşabilir kümeler. Elemanları doğru tanımlanmış olmalı. Mesela zeki insanlar küme belirtmez. Çünkü zekilik kavramı göreceli bir kavramdır. Ancak notları 80'in üzerinde olanlar bir küme belirtir. Boş küme hiçbir elemanı olmayan kümedir. Ya böyle ya böyle gösterilir. İkisini bir arada ne yapamazsınız? Kullanamazsınız. Çünkü sembollerden oluşan bir kümedir bu. Bu olmaz. Evrensel küme söz konusu tüm elemanları kapsayan kümedir. Ve büyük E ile gösterilir. A kümesinin tümleyeni, bir kümenin tümleyeni A üssüyle gösterilir. A üssü, şu paranteze gerek yok aslında. Şunu karalayalım. A üssü eşittir. Evrensel kümeden A kümesinin elemanlarının çıkartılmasıyla bulunur. Mesela okulunuz evrensel küme, sizin sınıf A kümesi ise sizin sınıfın dışındaki sınıflar A üssü olacaktır. Şöyle bir şey yazalım. A kümesinin elemanları yazılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 5. A hocam bu eleman iki sefer yazılmış. Hayır, kümelerde elemanlar birer sefer. Aralarına virgül atılarak yazılır. Bu ve bu ayrı elemanlar. Bu kıvırcık parantezli çünkü. O zaman burada 6 eleman var, doğru. 2 A kümesinin elemanı mı? Evet. Peki 2 A kümesinin alt kümesi mi? Hayır. Çünkü bu bir küme değil. Küme olması için buna küme parantezi giydirmem lazım. Eğer böyle söyleseydi alt kümesi. Böyle verirse elemanıdır arkadaşlar. Anlaştık mı? Buna dikkat edeceksiniz. Alt kümesi bu şekilde gösteriliyorsa eleman küme parantezine alınacak. Mesela 3 ile 4 bunun alt kümesi. Hayır. Ama hocam bunun 3 ile 4 diye alt kümesi var mı? Var. Ama alt kümeyi ifade etmek istiyorsan küme parantezi göstermek zorundasın. Yanlış. 3 ve 4 elemanıdır. Bu da yanlış kardeşim. Eğer elemanıysa parantez kullanamazsın. Çünkü şu anda bunu küme yaptın sen. Dolayısıyla bu da olmuyor. 3 ve 4 alt kümesidir A'nın. İşte tam olarak bu gösterim doğru. Peki şu doğru mu? 5 elemanıdır A. Doğru şundan dolayı. Bundan dolayı değil. 5 alt kümesidir A. Doğru bundan dolayı. Bunu alt küme yapacaksan bir tane daha küme parantezi giydirirsin. Unutmayın alt küme sayısı 2 üzeri N de öz alt küme sayısı 2 üzeri N-1 ile hesaplanır. Kümelerde işlemleri biliyorsunuz. İki kümenin kesişimi A kesişim B. A fark B, A'ya ait olan, B'ye ait olmayan. B fark A, B'ye ait olan, A'ya ait olmayan ve A birleşim B. Buradan elde edebileceğimiz formüller var. Örneğin SA eşittir. SA fark B artı SA kesişim B. Bu bir. Ya da SA birleşim B eşittir. SA fark B artı SA kesişim B artı SB fark A. Yani A birleşim B şu üçünün toplamı şeklinde. Ve son olarak SA birleşim B SA artı SB eksi SA kesişim B. Neden? A kümesi burasıdır. B kümesi burasıdır. Ancak kesişimi iki sefer aldık. O yüzden bir sefer ne yaparız? Çıkartırız. Bu arada kesişim ve birleşim işleminin özellikleri vardır. Tek kuvvet özelliği. A kesişim A nedir? Sizin sınıfın, sizin sınıf ortak elemanı yine A'dır. Ve birleşimleri yine A'dır.
A kesişim boş küme. Sizin sınıfa dışarının ortak bir elemanı var mı? Yok. O yüzden kesişimleri boş kümedir. Ancak birleşime baktığımızda sizin sınıfla diğer sınıfları birleştirdiğinizde tüm okulu yani evrensel kümeyi elde edersiniz. A kesişim boş küme. Sizin sınıfın boş kümeyle ortak bir elemanı var mı? Yok. Dolayısıyla kesişimleri boş kümedir. Ama sizin sınıfın boş kümeyle birleşimi boş küme etkisiz gibi kalır. Sizin sınıftır. Ve son olarak A kesişim E A'dır. Neden? Sizin okul ve sizin sınıf. Ortak elemanları sizin sınıftır. Ama A birleşim E neyi verecektir? Sizin okulla. Sizin sınıfın birleşimi tüm okulu verecektir. Buna da dikkat. Kartezyen çarpımı da hatırlatalım. Sıralı ikililer göreceksiniz. Bu sıralı ikililer birbirine eşitse birinci bileşen birinci bileşene, ikinci bileşen ikinci bileşene eşit olacak. A kartezyen B eşit midir B kartezyen A'ya? Hayır. Sıralı ikililer yer değiştiremiyor çünkü. Ancak A çarpı B, B çarpı A'ya eleman sayısı olarak eşitti. Peki A çarpı B'yi nasıl buluyorduk? Şöyle. A virgül B şekli elemanlardan oluşur. A elemanıdır A. B elemanıdır B. Yani birinci eleman birinci kümeden, ikinci eleman ikinci kümeden geliyordu. Mesela A kümesi 1'e 2 olsun. B kümesi A'ya B olsun. Bu durumda A çarpı B ne oluyordu? 1'e A, 1'e B. 2'ye A, 2'ye B oluyor idi. A çarpı B birleşimce kartezyen çarpımın kesişim üzerine değişme dağılma özelliği vardır. A çarpı B kesişim A çarpı C. Ses artık gidiyor dersin sonlarına doğru, kusura bakmayın. Kartezyen çarpımın kesişim üzerine dağılma özelliği vardır. Ve yine kartezyen çarpımın birleşme üzerine değişme dağılma özelliği de vardır. A çarpı B birleşim A çarpı C. Ama birleşimin kartezyen üzerine dağılma özelliği kullanmıyoruz. Ve geldik fonksiyonlara. Bir ifadede bir bağıntı tanımlıyoruz. Yani A'dan elemanları B'ye tanımlıyoruz. Bu A'dan B'ye tanımladığımız elemanlar bazı özellikleri gösterirse kümeler, biz buna bir fonksiyon adı veriyoruz. Nedir? Bir, ilk kümemiz yani tanım kümesinde açıklı eleman kalmayacak. Her eleman karşı taraftan bir şeyle eşleşecek. İki, diğer kümesinde açıklı eleman kalabilir bu arada. İki, tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde iki elemanı birden gitmeyecek. Yani mesela D'yi hem L'ye hem M'ye gönderemezsiniz. Ancak değer kümesindeki bir eleman tanım kümesinde birkaç elemanla eşleşebilir. Bunda sorun yok. İşte bu şartları sağlıyor ise biz buna fonksiyon adı veriyoruz. Ben buna çocuklar, buna kadınlar diyorum. Bakın 3 çocuğun annesi aynı. Bu kadının çocuğu yok. Bunlar normal ama bunu iki yere gönderirseniz bir kadın çocuğun iki annesi var. O zaman saçma olur. Tanım kümesidir, değer kümesidir. Ortaya çıkan şu sonuç var ise görüntü kümesidir. Fonksiyon A tanım kümesinden B değer kümesine tanımlanmıştır deriz. Fonksiyonların türleri vardır. Değer kümesinde açıklı eleman kalmazsa örten. Açıklı eleman kalırsa içine. Tanım kümesinde zaten açıklı eleman kalmaz. Değer kümesindeki her bir eleman tanım kümesinde tek birer. Birer birer eşleşmişlerse birebir. Bakın mesela bu iki tanesi bir taneyle eşleşmiş. Birebir değil bu. Anlaştık mı? Ancak bu hem birebir hem de burada açıkta eleman bırakmadığı için örten. Şurada da bir tane F olsaydı birebir içine olurdu. Sabit ise tanım kümesindeki bütün elemanların hepsinin aynı elemana gitmesi demektir. Şimdi F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyonsa tersini çevirdiğinizde B'den A'ya F-1 bir fonksiyonu tanımlayabilirsiniz. Ancak bunun bir fonksiyon olması için F fonksiyonun tersinin fonksiyon olması için birebir ve örten olmalı. Mesela bakın şöyle yapalım. Şu birebir ve örten değil mi şu şekilde? Ters çevirdiğinizde yine buradan buraya fonksiyon şartlarını sağlıyor. Ama bu sağlamıyor. Bakın bir eleman iki elemana gitmiş. Ya da bu sağlamıyor. Öyle değil mi? Açıkta elemanlar var. Bir eleman iki elemana, üç elemana gitmiş. Dolayısıyla birebir örten olursa tersi de bir fonksiyondur. Peki tersini nasıl bulursunuz? Fonksiyonda şöyle yapalım. Fx dediği yere y yazarsınız ve x'i yalnız bırakırsınız. Y eksi b eşittir ax. Her tarafı a'ya böl. X eşittir y eksi b bölü a. Son olarak x gördüğünüz yere f eksi 1x, y gördüğünüz yere x yazabilirsiniz. Anlaştık mı? Tersi bu şekilde bulunuyor ama bunun doğrusal denklemler için kısa bir yöntemi var. Artıyı eksi y'ye çevirin, çarpıyı bölü y'ye çevirin. Bu bir. Eğer ax artı b, cx artı d ise f eksi 1x de şuradaki sabit sayıyla yukarıdaki x'in katsayısı hem yer değiştiriyorlar hem de kendi işaretlerini. Mesela bu d ise eksi d, bu a ise eksi a oluyor. Ve bu şekilde tersi alınmış oluyor. Bileşke fonksiyona geldiğimizde bakın. A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon.
Birçok öğrenci bunun fog olduğunu düşünür. Özellikle söylüyorum bunu, sorularda karşımıza çıkıyor. Bu gof'tur. Neden? Şimdi G bileşke F demek, G fonksiyonunda X gördüğün yere Fx yaz demektir. Örnek, Gx 3x artı 6 olsun. Fx eşittir 2x eksi 1 olsun. Gofx demek G Fx demektir. Yani G'deki X gördüğün yere Fx yaz. Dolayısıyla çarpı 2x eksi 1 artı 6, 6x artı 3 olacaktır. Bu bir. Şimdi olay şu. Bakın. Ben diyelim ki bunun fog olduğunu düşünüyorum. Fogsa bu f gx'tir. Gx dediğimde de g'de tanım kümesinde sadece b var. Gx yerine b yazarsam gb. Gb neye eşit? C'ye. Fc. Fc diye bir şey yok. Ancak bu g bileşke fx olursa. Bakın fx'teki x gördüğüm yere tanım kümesi çünkü bu. A yazarsam fa olur. Fa neye eşit? B'ye. Gb neye eşit? C'ye. Dolayısıyla gof a bizi nereye götürür? C'ye götürür. Bileşke fonksiyonu için bilmeniz gereken bu. Ve geliyoruz son olarak mantık konusuna. Dediğim gibi permütasyon, kombinasyon, ileride tatil sonunda, yaz sonunda onları da size özetleyeceğim. Şu anda bilmeniz gereken bunlar. Çünkü videolarda bu konulara geleceksiniz. Bir de onlar biraz daha artık konuların oturması gerekiyor yapabilmeniz için. İlk önce önermeyi düşünelim. Doğru veya yanlış kesin hüküm bildiren ifadelerdir. Doğru ise doğruluk değeri 1, yanlış ise doğruluk değeri 0 oluyor. Ve, veya, ya da, ise, ancak ve ancak gibi balvaçlar kullanılır. Birden fazla bir tane önerme için iki durum söz konusudur. Ya 1 ya 0'dır. Ancak iki tane önerme varsa 2 üzeri 2 4 durum. 3 önerme varsa 2 üzeri 3 8 durum karşımıza çıkar. Veya balvacından başlıyoruz. Veya balvacında işin içerisinde bir tane 1 olması yeterli. Sonuç doğru olacak. Neden? Veya zaten Türkçe'de kullandığı gibi. Eve gidelim ya da sinemaya gidelim. Sonuçta bir yere gideceğiz. Eve gidelim veya sinemaya gitmeyelim. Eve gidebilirim. Her sonuçta bunu yapabiliyorum. Dolayısıyla veya bağlacı olabilir. Ya da benim hep verdiğim bir örnek vardır. Amaç Ankara'ya gitmek. E5 de açık, E6 da. İkisinden de gidebilirim. E5 açık, E6 kapalı, sorun yok. E5 kapalı, E6 açık, gene sorun yok. Her ikisi de kapalı, o zaman sorun var. O zaman gidemiyorum sadece. Veya bağlacında işin içerisinde bir tane 1 olması yeterli. Eğer her ikisi de 0'sa 0'dır. Ve bağlacında ise tam tersi. İşin içerisinde bir tane 0 olması yeterli. Sonuç 0 çıkar. Her ikisi de 1 olduğu zaman 1 olur. Ben bunu da şöyle söylüyorum. Hocalara geldikten video izleyeceksiniz. Bunun için internet lazım. İnternet ve bilgisayar diyelim. Belki televizyon, telefon, neyse, bilgisayar. Hem internet hem bilgisayar var. İzleyebilirsin. İnternet var, bilgisayar yok. İzleyemezsin. İnternet yok, bilgisayar var. Gene izleyemezsin. İkisi de yok, gene izleyemezsin. Ya da bağlacı diğerlerine göre ters müfredattan kaldırıp getirilen bir şey. Ya da bağlacında onu ya da bunu yapacağım diyor. İkisi birden olmasın diyor. Dolayısıyla 1 ya da 0 1 oluyor. Bunu yapacağım ya da bunu yapacağım. 0 ya da 1 de 1 oluyor. Ancak her ikisinin de yanlış, her ikisinin de doğru olduğu durumlarda ya da bağlacı 0 değerini alıyor. Anlaşık mı? Ya da bağlacında biri 1, biri 0 olmak zorunda. Diğer durumlarda 0. İse bağlacına geldik. İse bağlacında 0 olduğu tek bir durum vardır. Doğrunun bize yanlışa götürmesi. Hiçbir zaman bir doğru insana yanlışa götürmez. O yüzden bu yanlıştır diyoruz. Doğru doğruya götürmüş. Bazen yanlış yoldan doğru yolu bulmuşuz. Bazen yanlış yanlışa götürmüş. Bunların hepsi mümkün. Bunlar bir. İse bağlacında özel bir durum vardır. Önermemiz P ise Q ise. Tersi bunların değerlerini alırsınız. P üssü ise Q üssü. Karşıtı P ile Q yer değiştirir. Q ise P. Karşıt tersi Q üssü ise P üssü. Ya hocam burada şunlar da vardı, denklikler vardı. Ya burada daha neler neler var. Ben size sadece hatırlatmalar, genel hatırlatmalar yapıyorum. Videoları izlediğinizde göreceksiniz zaten onları. Ve son olarak ancak ve ancak bağlacı. Ya da bağlacının tam tersine şöyle diyelim. Ancak ve ancak bağlacında her ikisi de aynı olursa durum 1, her ikisi de farklı olursa 0. Ya da iken tam tersiydi. Hani su içmeyeyim, dersin sonu gelsin öyle içelim, olmuyor. Ya da deki durum şuydu. Bir tanesi 1, bir tanesi 0 olmalıydı. Her ikisi birden 1, her ikisi birden 0 olursa 0, diğerlerin de 1. Ancak ve ancak bunun tümleyeni gibi. Biri 1, biri 0 ise 0, her ikisi de 1 ya da her ikisi 0 ise 1
olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, size bilmiyorum bir saati geçti sanırım biraz. Genel olarak bir özetlemeye çalıştık. Şimdi ne yapacaksınız? Konu özeti kafanıza. Oturun bir saat böyle izleyin. Kafanıza notlarınızı alın mutlaka. PDF'i indirin. PDF'den çıktı var alın. Kafanıza bir şeyler oluştu. Ha, demek ki senin içerisinde TYT'de ben bunları göreceğim. Gördüğünüz gibi çok da zor değil. Yani biz bunları bir saatte özetlediysek eğer toplam 15-20 saatte öyle gözüküyor ki tüm TYT konularını bitiririz. Ama 15-20 saatte sadece videolarını izlemeyi bitiririz. Ondan sonra soru çözeceksiniz, tekrarları yapacaksınız. Tekrarları beraber yapacağız. Her 3 haftada bir biz ne yapacağız sizler için? Genel o haftaların tekrar videolarını çekeceğiz. Sadece matematikten de değil, diğer derslerden de. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.